Selam gençler, Ferrum YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizin konusu atmosferdeki su buharı. Namı diğer nem. Ah kuzum, sıcaklık neyse de şu nem var ya nem diye serzenişlerin bulunduğu nemi anlatacağız arkadaşlar. Nem dediğimiz şey nedir? Nem, havadaki su buharının bir diğer adıdır. Yani aslında öyle çok da havalı bir şey değil. Bildiğin su buharı. Havadaki su buharına biz nem diyoruz. Tamam, bir de bağıl nem ifadesi var. Bağıl nem ifadesi ne? Ona da bakalım. Bağıl nem ise, bak şimdi, şurada bir tanımımız var. Havadaki su buharının kısmi basıncının aynı sıcaklıktaki suyun denge buhar basıncının oranına bağıl nem denir. Şimdi ben daha 9. sınıfım veya TYT ilk defa başlıyorum. Kısmi basınç falan, bu, ne diyor bu bize? Şimdi sana şöyle özetleyeyim. Mesela şurası benim hava, tamam, atmosferim, dünyam. Dünya karedir arkadaşlar. Dünya düz değil, tamam mı? Dünya kare halindedir. Şu benim dünya. Şurada bir kap neyim var? Suyum var. Su. Suyun buhar basıncı, sallıyorum. Atmosferin sıcaklığı 30 santigrat derece olsun. Suyun buhar basıncını yine sallıyorum. 30 milimetre civarı olsun. Tamam mı? Bak değerlere sallıyorum. Basınç birimidir. Basıncı 30 olsun. İşte havada ne kadar buhar var? Havada şu geriye kalan buhar toplam 15 milimetre civalık bir basınç yapsın. Havanın buharının, havadaki su buharının normal şartlardaki şu su buharına oranına biz bağıl nem diyoruz. Tamam mı? Bağıl nem yüzde kaç derse yüzde çarparsan. Bağıl nem dediğin şey budur. Tamam mı? Yani bağıl nem gördüğün gibi 1 bölü 2 çıktı. Yüzde kaç dersem %50 çıkmış oldu. Bağıl nem hiçbir zaman %101 olmaz. Bağıl nem maksimum %100 olabilir. Yani suyun buhar basıncı 30 ise maksimum havada 30 kadarlık buhar alabilir. 31, 32, 33 olamaz. Tamam mı? Peki hocam, farz ettik öyle bir şey oldu. Suyun kısmi basıncı kadar havadaki buhar basıncı da oldu. Yani 30-30 oldu. Ne olacak? O zaman bağıl nem %100 oldu diyeceğiz. Bağıl nem %100 olduğunda havada bir tık soğursa yağış başlar arkadaşlar. Yağmur yağması, kar yağması, dolu yağması aslında bağıl nemin artık %100 olmasıyla gerçekleşir. Yani hava artık suya doymuş, daha fazla su alamıyor. Yağış nasıl oluyormuş? Bağıl nem %100'e ulaşıp hava bir tık soğursa oluyormuş. Tamam mı? Önemli bir özellik. Not al bunu. Bu bir. Haricinde bu nemin ne gibi özellikleri var? Şimdi dedik ki burada ne kadar boşluk varsa, yani hani suyun buhar basıncı 30. Burası 30'da ne kadar küçükse o kadar fazla buharlaşmaya ihtiyaç duyar. Atıyorum 5 ise daha 25'lik daha su buharlaşabilir. Rahat buharlaşma olur. 10'sa 20 ihtiyacım var. 5'e göre daha az buharlaşma olur. He, demek ki havanın buhar basıncı, yani bağıl nem oranı arttıkça buharlaşma ne oluyor? Yavaşlıyor. Tamam mı? Şimdi bunun ne gibi sonuçları oluyor peki? Şuraya bir tane sıcakta eriyip bitmiş bir arkadaş çizelim. Tamam mı? Böyle İstanbul'da yaşayan veya Antalya'da yaşayan, deniz kenarında yaşayan bir arkadaşla çizelim buraya. Burası da deniz kenarı bir yer olsun. Şimdi bunun en büyük sıkıntısı sıcaklık olmayacak. Bakacak hava 30 santigrat derece ama kendisi yanıyor, kavruluyor. 35 vücut yapmış hararet, 35 hissediyor vücut veya 40 hissediyor. İşte arkadaşlar, dışarıdaki sıcaklıktan daha yüksek bir sıcaklık hissetmemizin nedeni aslında nemdir. Ne alaka? Alaka şu: hava sıcak. Vücut ne yapmak istiyor? İçindeki sıvıyı terleyerek atmak istiyor. Terleyerek atacak ama havanın suya ihtiyacı yok. Niye? Çünkü nem yüksek. Havada bol miktarda su var. Bu yüzden vücut olduğundan daha fazla enerji harcayarak içerisindeki terlemeyi atmaya çalışıyor. Daha fazla enerji harcadığından dolayı normal sıcaklıktan daha fazla bir sıcaklık hissediyor vücut. İşte nemin fazla olduğu yerlerde hissedilen sıcaklığın fazla olmasının nedeni budur. Hava suya doymuş veya havanın suya ihtiyacı çok az.
senin vücuduna atmak istiyor. İhtiyaç çok az olduğundan dolayı normalden daha fazla çalışıyor vücudu. Normalden daha fazla çalışınca normalden daha fazla yoruluyor. Normalden daha fazla yorumlar da hararete neden oluyor. Tamam mı? Hissedilen sıcaklık muhabbeti de budur. Aslında şu an sana konuyu tamamen anlattım. Konuda başka karşına çıkacak çok fazla bir yeri yoktur. Ama yine de adet yeni bulsun. Şuralara bir okuyalım. Diyor ki, hava kütlesi alabileceği en fazla nem miktarına ulaştığında bağın nemi %100 olur. Bağın nemi %100 olduğunda hava daha fazla nem alamayacağı için sıcak düştüğü zaman yağış başlar. Söylediğimiz şey. Termometrenin ölçtüğü sıcaklığa gerçek sıcaklık, insan vücudunun hissettiği sıcaklığa ise hissedilen sıcaklık denir. Bak, gerçek sıcaklık neymiş? Termometrenin ölçtüğü sıcaklık. Nem oranı arttıkça vücutta terleme yavaşlar. Çünkü dışarıda çok fazla su var, buhar var. Daha fazla almak istemiyor. Terleme yavaşlar. Terleme ile vücut soğumakta zorlanır. Vücut soğumak için daha fazla enerji harcar. Bu durumda ise hissedilen sıcaklık daha yüksek olur. Bu da yine hissedilen sıcaklıkla alakalı söylediğimiz cümlenin yazılı hali olmuş oldu. Sağ tarafta 2-3 tane kutucuğumuz var. Onları da okuyalım. İçerisinde su buharı bulunmayan havaya kuru hava denir. Yaz aylarında su daha fazla buharlaştığı için hava nemli olur. Bağın nemi %100 olduğu sıcaklığa doygunluk noktası denir. Doymuş yani, daha fazla havanın buharı ihtiyacı yok demek. Doymuş bu anlama geliyor. Yani yemek yiyince doyuyorsun ya, daha fazla yemek yeme ihtiyacın yok gibi düşünebilirsin. Evet, olay buydu. Şimdi şurada iki tane örneğimiz var. Bu örnekleri çözelim. Bağın nemle ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur diyor. Yaz aylarında bağın nem daha fazladır. Evet, çünkü daha fazla su buharı var. Daha fazla su buharı olduğundan dolayı nem fazla olur. Bağın nem arttıkça hissedilen sıcaklık artar. Niye? Çünkü bağın nem arttıkça vücut daha çok terleme ihtiyacı duyacak. Yani terleme ile suyu zor atacak. Zor attıkça hissettiğin sıcaklık fazla olacak. Doğru. Bağın nemde en fazla %100 olur, doygunluğa ulaşır. Aynen, bağın nem %102, %110 gibi şeyler olmuyordu. Bu da doğru bir ifade. Cevabımız E seçeneği. Örnek 36'ya bak. Bu şekilde grafik sorular da senin karşına gelebilir. Bağın nem, hava sıcaklığı değişimine göre verilen hissedilen sıcaklık değerleri tablodaki gibidir. Buna göre yargılanan hangiler doğrudur diyor. Bak, burası bağın nem, şurası da hava sıcaklığı. Bağın nemle hava sıcaklığı arasındaki şey neydi? Bağlantı neydi? Hissedilen sıcaklık. Yani şuradaki mavi alansa hissedilen sıcaklık. Tamam mı? Hissedilen sıcaklık. Şimdi buna göre diyor, yargılanan hangileri doğrudur? Biraz şöyle yukarı kaldıralım, kafam geliyor. 36 santigrat derecede %15'lik nem oranında hissedilen sıcaklık değeri 36 santigrat derece sıcaklık ve %15 nem oranındaki hissedilen sıcaklık değeri, hemen bulalım. 36 santigrat derece burası, %15 burası. Kesişim noktası neresi? Şurası. Yani 34 şu. Devam et. 37 santigrat derecede ve %10'luk nem oranındaki hissedilen sıcaklık değerine eşittir. Hemen sıcaklığa gel, 37'ye gel. 37 burası. %10 burası. Bu da 34. Eşit mi eşit? Doğru. Nem oranı arttıkça hissedilen sıcaklık değeri artar. Görüyorsun bak, sağa doğru nem oranı artıyor. Sağa doğru bakalım, artıyor mu? Genelde 32, 32, 33, 33 genelde artıyor. Kesinlik sorsaydı net bir şey söyleyemezdik ama genellikle gördüğünüz gibi 35, 35, 36, 37, yani nem oranı arttıkça hissedilen sıcaklık genelde artmış. Doğru. %5'lik nem oranında hissedilen sıcaklık değeri gerçek sıcaklıktan düşüktür. Şimdi %5 nem burası, gerçek sıcaklık 38, hissedilen 35. Evet, daha düşük, daha düşük, daha düşük, daha düşük, daha düşük. Bu da doğru bir ifade. Cevabımız 1, 2, 3 E seçeneğidir. Doğru olarak diyoruz. Konu bitti gençler. Şimdi kararsız kaldım. Ne yapalım? Bu videoyu burada kesip test 4'ü sonraya mı alalım? Yoksa devam mı edelim? Şimdi bir yudum çay aldım. Çayım soğumuş. Daha fazla soğumadan en iyisi ara verelim. Ardına çayım bittikten sonra soru çözüme devam edelim. Şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.